Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Kayseri Yahya Ali ilçesinde Kopçu Mahallesi'ni ziyaret etti. Muhtarımız Münir Kılıç ile mahalleye dönüşen köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Bu mahalleyi daha önce de 2014 yılında ziyaret etmiştik. Önceki muhtarımızla da röportaj yapmıştık muhtarlık odasında. O arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Hizmet bayrağını şimdi Münir Kılıç kardeşimiz aldı. İnşallah daha yükseklere taşıyacak. Doğru mu efendim? Evet. Evet. O muhtarım odası güzel. Türk bayrağı, Atatürk'ün resmi. İşte gördüğünüz gibi düzenli bir neyi var? Evrak dolabı var arkadaşlar. Yani muhtarlıklar önemli arkadaşlar. Bir köyün yani muhtarının çalışıp çalışmadığını öğrenmek için muhtarlığına bakacaksın yeter. Doğru mu efendim? Evet. Mobese kamerası var. Gördüğünüz gibi eczane dolabı var. İlan panosu var arkadaşlar. Evet muhtarım. Mahallemiz kaç haneydi efendim? Öncelikle mahallemize hoş geldiniz. Teşekkür ederiz abi. Sağ olun, var olun. 178 hane. Nüfusumuz ne kadar? Nüfus olarak 1000'in üzerinde. 1000 üzerinde. Seçmenimiz? Seçmenimiz 480 civarlarında, evet. 80. Evet muhtarım, seçimlerde vaatlerde bulundun. Beni muhtar seçerseniz işte buraya ova şey getireceğim. Sulama havuzu yaptıracağım gibi. Şimdi burada vaat derken yani biz göreve geldiğimizden bu tarafa insanlara şunu söylüyor. Biz ne için geldik? Görev için geldik. Evet. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Evet. Bu da nasıl olur? Bu da belediyeyle olur. Beraber evet. Düzenli çalışmalar evet. Gelir. Onlardan isteklerimizi oraya ileteceğiz. Zaman zaman da gidip irtibat kuruyoruz zaten. Toplantılar da oluyor kaymakam beyle, işte evet. Belediye başkanıyla. Biz isteklerimizi oraya dilekçe olarak, şey olarak da veriyor. Evet. Onların da bu konuda bize yardımcı olacağına inanıyoruz. Bu zaman da işte, bu seçimde muhtara 5-6 ay geçti. Evet. Her şey bir anda olmaz. Evet. Ama zamanla olacak. Halkımızın da isteği bu yani. Bir şeyler yapılsın. Ne eksik hizmet var efendim? Eksik olarak köyümüzde şey var ya. İnsanlar, gençler halı saha istiyor. En büyük nüfusa sahip mahallede halı saha yok, doğru mu efendim? Taziye bir düğün salonu gibi. Hem taziye olarak hem düğün salonu evet. Olarak. Çok amaçlı salon diyoruz. Evet. Çünkü ona da ihtiyaç var. Yağmurda, yaşta, dışarıda bu evet. İşler olmadığı için bunların yapılmasını istiyorlar. Bu konuda da haklılar. Vatandaş ister yani. Evet, mutlaka. Biz de bu konuda da yukarılara bildireceğiz, bildiriyor. Bunun olmasını istiyoruz. Hangi konularda dilekçe verdiniz efendim? İlçe ve büyükşehir belediye başkanlıklarına. Bu işte yine köyün düzenlenmesi, bu halı saha, işte taziye bir mezarlıkların bakımı. Evet. Bir de bizim bu şeyde insanların istediği şu öncelikle. Yani yollarda doğalgaz gelecek. Doğalgaz geldikten sonra şu anda bir şey yapamıyor. Belediye başkanı da bu konuda haklı yani. Evet. Tekrar parke döşeyip de tekrar sökmenin bir anlamı yok dedi. Biz de doğru. Doğalgaz ana yoldan geçiyor arkadaşlar. Ana yoldan gelecek ama imar şeyini bekliyoruz. İmar şey olmadan olmuyor. Evet. Arkadaşlar yani 5,5 yıl geçti. Biz bunu hep gündeme getiriyoruz. Yani, madem köyler mahalle oldu tüm şehir yasasıyla evet. İmar konusu 5,5 yılda neden çözülmedi diye ilçe ve büyükşehir belediye başkanlarına halkı sistemini etmek istiyorum. Halk doğalgaz bağlatmak istiyor. İmar yok. Doğru mu efendim? Evet, İmar olmadığı için de doğalgaz bağlanmıyor arkadaşlar. İşte bu yollarımız toprak olduğu için şehirden dolayı parke yapılmasını ben de istemiyorum. Eğer doğalgaz gelecekse hakikaten devletimizin parası bizim paramız. Yani doğru. Farkımız yok. Evet. Onun tekrar sökülüp tekrar gazılıp yapılmasını istemiyorum. Onu bekliyoruz. Evet. Ama bir an önce de ne zaman çabuk, ne kadar çabuk olursa o kadar da memnun oluruz. Evet. Sayın izleyiciler işte gördüğünüz gibi duyarlı bir muhtarımız mahallenin eksik olan hizmetleriyle ilgili ilçe ve büyükşehir belediyesine de gerekli dilekçeleri vermiş. Az önce de işte değinmeyecektim ama yol üzerine yine ayrı röportaj yaptık. Onu da ayrı izlemenizi istiyoruz. Evet. Yol sorununda çözümü için muhtarımız girişimde bulundu. Onu da halk bilsin istiyoruz. İnşallah bu konular çözülecek. Ama önceliği vatandaşın imar programının en kısa sürede çözülmesi ve doğal gaza kavuşması. Avcı Aşar'da aynı doğal gazı istiyor. Hep aynı sorundur. Evet. Köylerin
geçişe. Evet. Zaten oradan geçiyor ya. Evet. Ağacı, kopçu işte ağaçı falan. Evet. Diyoruz. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiği için ve gazetemizin yayın hayatına devam etmesi için gazetemizi maddi olarak desteklediği için muhtarımız Münir Kılınç kardeşimize de teşekkür ediyoruz.